O bakacak diye. Yani bir tane politikan yok. Evet. Burada o göç idaresinde bir altını çizmek lazım. O zamana kadar 2011'de yanılmıyorsam kuruldu göç idaresi ya da 2012'de. Yani şeyden sonra Suriye Savaşı ortaya çıktıktan sonra. O zamana kadar Türkiye'ye gelen mültecilere ya da sığınmacılara ya da göçmenlere evvela Birleşmiş Milletler ofisi kaydederdi. Dolayısıyla o göçmenler, o sığınmacılar Birleşmiş Milletler'e emanet olurdu. Böylece aslında mesele uluslararası ölçekte sahiplenilmiş olurdu. Tabii. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir meselesine dönüşürdü. Birleşmiş Milletler sorumluluk alırdı. Hı hı. Göç idaresi kuruldu. Daha sonra Avrupa ile geri kabul anlaşması imzalandı. Türkiye şunu dedi. Hiç dedi Birleşmiş Milletler'i araya çıkar sokmaya gerek yok. Bütün sorumluluk bizde dedi. Bütün sorumluluk bizde. Habere bak. Evet, erken geldi. Erken geldi. 9.30'da bekliyorduk. Ene Grup Tüketici Fiyat Endeksi Nisan 2022. Ene Grup'a göre Tüketici Fiyat Endeksi Nisan ayında %8.68 arttı. 12 aylık artış oranı yıllıkta %156.86 olarak gerçekleşti. Tekrar edelim. TÜİK'in aylık enflasyonuyla ENAR'ın aylık enflasyonu birbirine yakın çıkacak herhalde diye bekliyorum. Yani ama yıllığa baktığımızda yıllıkta arada çok durum var tabii ki. Tekrar edelim. ENA gruba göre Nisan'da aylık artış %8.68, yıllık artışsa %156.86. Saat 10'da da TÜİK verileri açıklayacak. Bakalım ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olacak. Geçen ayda, bir önceki ayda, özellikle son birkaç ayda çok tartışma konusu, rahatsızlık kaynağı daha doğrusu ENA grubun çalışmaları ve verileri yasaklayacaklar değil mi? Yasaklamaya çalışıyorlar. Hatta şöyle galiba bu konuyla ilgili bir çalışma da yapıldı. Hapis cezası bile öngörülüyordu. Tabii bunu şey yapıyorlar yani şeyin resmi verinin dışında bir çalışmaya yasaklamaya çalışıyorlar. Önce izin alacaksın, eğer kabul edilirse açıklayabileceksin. İzin almadan paylaştığın zaman alternatif veri. Araştırma TÜİK'e bileceksin. TÜİK onay verirse yapacaksın. Bu da ama hal yasası gibi böyle uzaktan vaziyeti bilmeyen, konuşmayı bilmeyen insanların yaptığı açıklamalar ciddiye almaya gerek yok. Siz böyle bir şeyin önünü açarsanız bütün akademik çalışmaları engellemiş olursunuz. O mümkün değil, beceremezler onu. Evet, tabloda da görüyoruz şu anda. Tek tek kalem kalem hangi kalemlerde ne kadar artış? En çok konut. Yüzde ne kadar? Yok, giyim ayakkabı. Giyim ve ayakkabı da %13.81. Bu şeyin sonra verisine de uyumlu. İTO'nun, İstanbul Ticaret Odası'nın verisine de uyumlu. Giyim ve ayakkabıda ciddi bir artış var. Arkasından konut geliyor. %11.51'lik bir artışla. Konutta kira ve faturalar var. Mutlaka, evet. Sonra gıda ve alkolsüz içecekler. Lokanta ve otellerde de %8.63'lük bir artış. Ev eşyası 6.57. Ulaştırma 5.66. Burada tamamlayıcı kalemler diye gördüğümüz bu şey... Bu verilerin zaten yanılmıyorsam %70-75 kadarını zaten TÜİK'ten derliyor. O %25'lik kısmını diğer... Piyasadan derliyor. Evet. O TÜİK tamamlayıcı kalemler TÜİK'ten alınan veriler yani. Hı hı. O da 7.56. O da 7.56 aylık. Ya yıllık enflasyonu konuşuyorduk ya Amerika'daki. Onlara acıyorduk. Acıyorduk. Ah. Yani aylık enflasyonu 8.68. Benzer bir sonuçta TÜİK'ten gelir gibi geliyor bana. Benzer derken bunun üstünde değmiyorum ama bunun altında 5-6 kadar şey açıklarlar diye. Evet, yıllıkta 66.3 demişti. O zaman siz söylemiş miydiniz? Sen de söyledin. Ben hayır, geçen ay bildim bu ayı söyledim. Peki, o zaman onu saat başında göreceğiz. Peki, son dakika olarak ENAG'ın yıllık ve aylık enflasyon oranlarını, verileri gördük. Tabii ki karşılaştıracağız ve değerlendireceğiz. Saat başında saat 10 itibariyle konuğumuz da ekonomist Mustafa Sönmez olacak. Biz gazete haberleri, manşetleri ve son günlerdeki gelişmeler haberler ışığında bu sığınmacı sorununu ve çözüm yollarını toplumda nasıl bir şeye hale, nasıl bir duyguya yol açtığını konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşeti üzerine durduk. Güya bir kaos planı devredeymiş. Bunu da özellikle Gezi'deki kararlar beklenmiş. Eğer Osman Kavala serbest kalsaymış, Kobaş'a geçecekti. O organize edecekmiş. Tıpkı Gezi'yi organize ettiği gibi o olayları, o provokasyonları bir iç savaş çıkartıp hükümeti devirmeye çalışacakmış. Ama şimdi Osman Kavala çıkamadığı için onun yerine başkaları. Ve 60 milyon dolarlık da bir fon ayrılmış. Ama kim bunlar bilmiyoruz. Belli değil. Belli değil. Kaynak yok haberde. Ya böyle bir habercilik üredi.
Sonu bu işte, o yüzden medya okur yazarlığı şart diye söylüyorum. Kaynak yok, veri yok. Sonu bildirildi. Aktarıldı. Ne, kim aktardı, kim bildirdi? Hani ciddi bir şey söylüyorsun. Böyle bir haber, ben genel yayın yönetmeni olsam, böyle bir haber önüme gelse, aa çok ciddi bir iddia, biraz daha araştır derim. Bunu gel buraya yazalım demem. Çünkü ya bu kadar şey mi, ayağı mı düştü gazetecilik denilen meslek? Ama maalesef belli ki bu kadar ayağı düştü. Düştü maalesef. Bu kadar ayağı düştü yani. Böyle bir insan aklına da hakaret şeklinde böyle haber yazıyorlar. Evet. Ama bu haberler çok kaygılandırmıyor mu? Önümüzde bizi bekleyen bir yıllık, ne kadarlık bir süre varsa seçime kadar. Şimdi bakın, bir taraftan Gezi'den çıkan kararlar. Gezi üzerinden hala şey devşirmeye çalışıyorlar, öyle değil mi? Yani bir işte kışkırtma aslında bu, yani Gezi'de verilen mahkumiyet kararları da bir intikam, bir cezalandırma. Onun üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte teröristleri çalıştırıyor deniliyor. PKK'lı yuvası oldu deniliyor. Ekrem İmamoğlu siyaset bir kişi buldular yasaklı. Ama bir kişi buldular. Evet, olacak mı olmayacak mı, yapılacak mı yapılmayacak mı diye tartışılıyor. HDP kapatma gelecek deniliyor. Öte yandan da hem Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Çık'ın bir söyleşide, İrfan Aktan'a yaptığı söyleşide dile getirdikleri var. Daha sonra CHP'li bazı isimler de söylediler bunu. Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek, HDP'de kesin kapatılacak. Evet. Şimdi bunları alt alta koyduğumuzda çok karanlık günler mi bekliyor bizi? Vallahi biraz seçime doğru bir tehlikeli bir gidişat var. İşte şeyde Barış da yazmış şimdi. Evet. Canan Kaftancıoğlu'nun bir cezası var. İşte o onay Yargıtay şeyde bekliyor. Olursa diyor ki işte şey 13 ay galiba. 13 ay hapiste cezası var. Bir ayı kapalı da 12 ayı açıkta geçirecek diye bir not düşmüş. Bu ne zaman olur? Bu seçime doğru dediğin zaman İstanbul'daki İstanbul CHP örgütünün başındaki kişi seçime hapishanede mi girecek? Şimdi şeyde diyorlar ki, Erdoğan'ın şuradan yorum yapıyorlar. 2023'ten sonra İstanbul'u geri alacağız diyor. Bunu şuna bağlıyorlar. Demek ki 2023'te Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olursa İmamoğlu'nu görevden alacak. Başka çünkü seçimsiz nasıl olacak? Diyorlar ki ona bağlıyorlar. Bu söz işte 2023'te nasıl değişecek? Bir daha Cumhurbaşkanı seçilse İstanbul ve Ankara'daki belediye başkanı bir bahaneyle açığa alacak. Açığa aldık yani, kenara aldıktan sonra belediye meclisleri kendi ellerinde olduğu için belediye meclisleri oraya AKP'li birisini başkan olarak atayacak. Böyle bir plandan söz ediliyor. Aynı anda da Canan Kaftancıoğlu'nu da şeye, İstanbul'da devre dışı bırakırsan, ki bir önceki İstanbul seçiminde ne kadar etkinin ve rolünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yani o örgütü hakikaten ayakta tuttu ve sandık başlarından kimse ayrılmadı. Gece yarılarına kadar, yoksa hatırlayın Binali Yıldırım 11.30 mu 12'de çıktı. 3000 oy farkla aldık, bu iş bitti diye demeç verdi. Orada bir Ajansı veri vermeyi bıraktı. Bıraktım. Orada bir çözülme olsaydı, evet 3000 oyla biz aldık deyip üstüne yatacaklardı. Nitekim referandumda saat 10.30'da YSK açıklamadan Erdoğan çıktı, dedi ki bu iş bitmişti, referandum aldık geçti. Geçmiş oldu. Geçmiş dedi. Oldu. Atalan Üsküdar'ı geçti, hadi bana Alasmalık dedi. Huber Köşkü'ndeydi. Bütün belediye işçilerini de oraya topladılar. Belediye işçileriyle kutlama yaptılar. O belediyede şey, taşeron işçilerle. Topbaş arabalara doldurdu insanları, götürdü oraya. Aa işte kazandık ettik dediler. Sonra doğru Ankara'ya gitti. Ankara'da büyük kutlamalar, törenler, vay nasıl oldu falan diye. Daha sonuçlar belli değildik ve biliyorsunuz CHP'nin iddiasına göre 2 milyon bir boş oy var o meselede. Yani 2 milyon mühürsüz zarf ve mühürsüz oy pusulası var. Şimdi aynı karambol İstanbul'da da yapacaklardı. Canan Kaftancıoğlu ve şeyi ekibi direndi İmamoğlu ile birlikte ve başaramadılar. Yoksa Binali Yıldırım, bakın bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi, çıkıyor meclis başkanlığı yapmış. İstanbul Belediye Başkanı olmuş ve toplumun suratına bakarak şey yapıyor, canlı yayında yalan söyleyebiliyor ya. Yani. 3000 oyla ben aldım diyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz 13.000 oyla CHP adayı İmamoğlu almış. Diyor ki ben 3000 oyla seçimi ben kazandım diyor. Kutluyor. Kutlama yapıyor ya. Yani sonra da baktılar ki olmuyor, seçimi iptal ettiriyor. Şimdi seçimi iptal ettirme göz önünde aldığınız zaman bu iktidar şimdi giderken Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru her türlü senaryo
Olabilir. Evet. İmamoğlu'da değil mi Trabzon'da basın toplantısı? Evet. Şaşmam diyor zaten. Yani öyle şeyler gördük ki hakikaten yani kolay kolay şey yapmaz. Aslında bu hatırlarsanız siyasette birkaç ay önce gündeme gelen